Bu sunumda göz küresinin veyahut da bulbus okülünün çaplarını, eksenlerini ve içerisinde bulunan katmanları yani tabakaları ve her bir tabakaya ait oluşumları anlatacağız. Evet, göz küresinin çapı yaklaşık 2,5 santimetre, ağırlığı ise 7 gramdır. Sagittal çapı 24 milimetre, transfer çapı 24 milimetre, vertikal çapı ise 23 milimetredir. Tüm bu çaplar kadınlarda ya da dişide daha kısadır. Sagittal çap yeni doğanlarda 17,5 milimetre, yetişkinde 20-21 milimetre, miyoplarda bu çap daha uzun olup 29 milimetre, hipermetroplarda ise daha normalden daha kısa olup 20 milimetre civarındadır. Göz küresinin düzlemlerine baktığımızda anatomik pozisyonda göz küresini ön arka parçalara ayıran şu düzlem planum coronale ya da frontaledir. Göz küresini alt üst kısımlara ayıran ya da parçalara ayıran düzlem ise planum horizontaledir. Göz küresini sağ ve sol parçalara ayıran düzlem ise planum sagittalidir. Her üç düzlemi de kesen düzlem ise planum meridionalidir. Şurada görülen şu düzlem. Bu düzlemlere paralel olarak alınan kesitler o düzlemler adıyla anılır. Örneğin planum coronale'ye paralel olarak alınan kesit koronal kesit, planum horizontale'ye paralel alınan kesit horizontal kesit, planum sagittale'ye paralel alınan kesit ise sagittal kesittir. Bulbus okülü esasen farklı çaptaki iki kürenin küçüğünün bir kısmı, şurada görüldüğü gibi küçüğünün bir kısmı dışta kalacak şekilde birleşmesiyle oluşur. Bakınız şu öndeki küçük küre şöyle, şu arkadaki ise büyük küre. Öndeki küçük küre ön kısmı dışarıda kalacak şekilde arkadaki büyük kürenin içerisine doğru girmiş durumdadır. Burada küçük küreye ait olup büyük küre tarafından kuşatılmayan kısım korneadır. Kornea küçük küreye ait olup şeffaftır. Kan ve lenf damarı içermez. Ve göz küresinin ön 1/6'lık kısmını oluşturur. Arkada kalan 5/6'lık kısım ise büyük küreye ait olup şeffaf değildir. Bulbus okülünün eksenlerine baktığımız zaman esasen bulbus okülünün burada anlatılandan daha fazla ekseni vardır. Ancak biz burada iki eksenden bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi aksis bulbidir. Hemen şu eksen, bakınız şöyle, şu eksen aksis bulbi. Aksis bulbi iki çemberin merkezini birleştiren doğrudur. Hem küçük çemberin hem de büyük çemberin merkezlerini birleştiren ve onlardan geçen bir eksendir. Ve her iki kürenin en çıkıntılı orta noktalarından geçer. Şu öndeki ucuna polus anterior, arkadaki ucuna ise polus posterior denir. Bu aksis bulbinin polus anterior'un dışına doğru uzandığını farz ettiğimiz kısmı aksis bulbi externus, arkadaki kısmı ise aksis bulbi internustur.
Bu axis bulbi internus. Arkada fovea centralis ile, bakın şurası fovea centralis'tir. Fovea centralis ile iç tarafta yer alan discus nervi optisi arasında bir yere düşer. Axis bulbi internus. Bu fovea centralis'i ileride göreceğiz. Fovea centralis retina üzerinde en renkli, en keskin, en net görmenin gerçekleştiği yerdir. Ve gözümüze gelen ışığın kırılarak düşürüldüğü yerde yine fovea centralis'tir. Şurasıdır. Evet, axis bulbi sağ ve sol gözün axis bulbileri birbirlerine hemen hemen paraleldir. Fakat orbitanın ekseni cavitas craniae'de kesişecek şekilde oblik seyreder. Bu nedenle gözün ekseni ile orbitanın ekseni birbirine paralel değildir. Bakınız, şu orbitanın ekseni şu şekildedir. Orbitanın eksenine paralel olarak uzanır nervus opticus. Şu nervus opticus'tur ve orbitanın eksenine paralel olarak uzanır. Halbuki axis bulbi daha çok şu şekilde uzanır ve axis bulbi ile orbitanın ekseni birbirine paralel olmayıp birbiriyle çakışır. Onu şurada görelim. Bakınız, şurası sağ orbita, şurası sol orbita. Şunlar orbitanın, her iki orbitanın medial duvarını görüyorsunuz. Her iki orbitanın medial duvarları birbirine paraleldir. Ancak şuraya bakınız, şu axis bulbi, şu ise orbitanın ekseni axis orbitalis. Nervus opticus axis orbitalis'e paralel olarak arkaya doğru uzanır. Burada görüldüğü üzere axis bulbi ile axis orbitalis birbirine paralel olmayıp göz güresinin arkasında bir yerde bu iki eksen birbiriyle çakışır. Evet, şurası sol orbita, burası sağ orbita. Her bir orbitanın medial duvarı ile lateral duvarı arasında 45 derecelik bir açı bulunur. Bakın yine sağ orbitada medial duvar ile lateral duvar arasında 45 derecelik bir açı bulunur. Axis orbitalis bu 45 derecelik açının açı ortayı gibi uzanır. Burada her iki orbitanın medial duvarlarının birbirine paralel olduğunu görüyoruz. Buna karşın her iki orbitanın lateral duvarları, bakınız her iki orbitanın lateral duvarları birbiri ile 90 derecelik bir açı oluşturur. Evet, axis bulbi'yi gördük. Şurası axis bulbi. Axis bulbi'yi enine, orta hatta kestiğini farz ettiğimiz şu kısım, burası ekvatordur. Ve buna paralel olarak uzananlar da ise meridyenlerdir. Bir diğer eksen ise axis opticus'tur. Bakınız şu kesikli çizgiyle gösterilen burada, buna visual axis denmiş buna, bu axis opticus'tur. Axis opticus, göze gelen ışığın kırılarak takip ettiği yoldur. Bu eksen görme ile ilgili olup, makula lutea'nın, arkada bakınız, makula lutea'nın ortasında bulunan fovea centralis'ten geçer. Axis bulbi ile axis opticus göz güresinin ön yarısında birbirlerini keserler, birbirlerini çaprazlarlar. Peki, şimdi de arkadaşlar göz küresinin tabakalarına bakalım. Göz küresinin dıştan içe doğru 3 tabakası vardır. Bunlardan en dışta yer alan tabaka tunica fibrosa.
bulbi ya da tuniga externa bulbidir. Bu önde kornea, arkada skleradan oluşur. Hemen tuniga fibrosa'nın iç tarafında yer alan ikinci bir tabaka vardır. O da tuniga vasculosa bulbi yahut da tuniga media bulbidir. Tuniga vasculosa bulbi arkadan öne doğru üç kısımdan oluşur. Şurası koroidea. Bakın şuraya kadar koroidea. Burası oros serratadır. Buradan şuraya kadar corpus ciliare ve iristen oluşur. Şu iris. İristen oluşur. Göz küresinin en iç tarafında bulunan tabaka ise tuniga nervosa ya da interna bulbidir. Burada sarı renkle gösterilmiş. Bakınız burada sarı renkle gösterilen kısım. Ve sizden buraya biz retina diyoruz. İki kısımdan oluşur. Birisi dış tarafta yer alan stratum pigmentosum, en içte yer alan ise stratum nervosum. Şimdi bu tabakaları ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Evet, sclera, tunica fibrosa bulbinin büyük bir kısmını yaklaşık 5/6'lık bulbus okülünün arkada 5/6'lık kısmını oluşturur. Sert, sağlam ve beyaz bir yapıdır. Bakınız şurada görülen beyaz kısım burası skleradır. Skleradır. Şu siyah görülen kısmın üzerini örden korneadır. Ama şeffaf olduğu için biz bunu görmüyoruz. Burada siyah görülen kısım iristir. İrisin ortasında daha karanlık olan kısım ise göz bebeği yani pupilladır. Işık pupilladan yansımadan geçtiği için daha siyah görülür. İrise vuran ışığın bir kısmı geri yansıdığı için daha göz bebeğine göre daha açık renkli görülür. Evet, biz irisle, sklera ile devam edelim. Bu sklera göz küresinin şeklinin ve hacminin korunmasını sağlar. Diş yüzü beyaz renkli ve düzdür. Bunun ön tarafı, bakınız skleranın ön tarafı, şuraya bakınız, şuraya dikkat ederseniz arkadaşlar, bakın şurası skleradır. Şöyle, şurası sklera. Ama sklera önde, şuraya kadar devam eder. Bakınız, şuraya kadar devam eder. Dolayısıyla skleranın ön taraftaki küçük bir kısmı, konjunktiva adını verdiğimiz zarımsı bir yapı tarafından ayrı eden ördülüdür. Ona konjunktiva adı verilir. Yani göz kapaklarının örttüğü ön bölümü konjunktiva ile kaplıdır. Buna dikkat edelim. Bakınız şu kısım esasen şuraya kadar skleradır. Şuraya kadar skleradır. Ancak skleranın önde göz kapaklarının örttüğü kısmının altında konjunktiva yer alır. İşte şuradaki konjunktivadır. Arka kısmı ise vagina bulbi ya da tenon kapsülü içerisinde yer alır. Arka kısmı hemen şurada bakınız. Vagina bulbi ya da tenon kapsülü içerisinde yer alır. Ve skleranın hemen arka tarafında, skleranın dış tarafında bulunan boşluğa spatium episcleralis denir ve orada bulunan yapıya da lamina episcleralis adı verilir. Lamina episcleralis adı verilir. Skleranın arka bölümünde kalburumsu bir bölge vardır. Oraya da lamina cribrosa adı verilir. Bu lamina cribrosa'dan nervus opticus'u oluşturan sinir lifleri geçer. Ve sinir lifleri buradan geçtiği için skleranın bu bölümü kalburumsu, delikli bir yapıya sahiptir.
Dolayısıyla bu delikli yapıya sahip olmasından dolayı da bu lamina crib rosa, skleranın lamina crib rosası skleranın en zayıf kısmını oluşturur. Göz içi tansiyonu ya da basıncı arttığı zaman burası böyle dışarı doğru ya da arkaya doğru burada bir çöküntü oluşur. Evet, lamina crib rosa nervus opticus'un geçtiği skleranın en zayıf kısmıdır. Burada iç basınç arttığı zaman bir çöküntü görülür. Bu lamina üzerinde bulunan irili ufaklı delikler budur. Bu deliklerden daha büyük olanından arteria vena centralis retina geçer. O da hemen şu. Bu lamina crib rosa üzerinde farklı büyüklükte delikler bulunur. O deliklerden nervus opticus'u oluşturan sinir lifleri geçer. Ancak o deliklerden daha büyük olan ve ortada olandan ise arteria vena centralis retina geçer oradan. Evet, sulcus sclera, scleranın ön ucunda kornea ile birleştiği yerde oluşur bu. Bakınız hemen şurada şu sclera, scleranın ön ucunda bir oluk bulunur. O oluğa sulcus sclera denir. Korneanın kenarları bu sulcus scleranın içerisine oturur ve bu şekilde de sclera ile birleşir kornea. Burada retinaculum trabeculare ya da ligamentum pectinatum bulunur. Bakınız hemen şuradaki yapı retinaculum trabeculare. Buna ligamentum pectinatum da denir buna. Buraya musculus ciliaris tutunur. Bakınız şu musculus ciliaristir. Musculus ciliaris bu retinaculum trabeculare ya da ligamentum pectinatum'a tutunur. Scleranın ön ucundaki çatalın iç kısmında bulunan bir bağ dokusudur bu. Bakınız scleranın ön ucundaki çatalın iç kısmında bulunan bir bağ dokusudur bu. Burada kamera anteriyoru, şurası kamera anteriyordur. Bakınız şurası kamera anterior. Kamera anteriyoru sinüs venosus scleradan ayırır. Bakın şurası sinüs venosus sclera. Buna sclem kanalı da denir. Şurası kamera anterior. Bakınız şurada görünen ligamentum pectinatum kamera anterioru sclem kanalından, şurası sclem kanalından ayırır. Burada kornea ile scleraya uzanan bölümüne bakınız kornea ile scleraya uzanan bölümüne pars corneosclerales diyoruz. Pars corneosclerales. İrise uzanan bölümüne bakın şurası da irise doğru uzanıyor. Bu iristir. Şu iris. İrise doğru uzanan şu bölümüne de pars uvealis adı verilir. Burası pars uvealis. Şu kısmı ise şöyle şurası ise pars corneo scleralistir. Bu şurada hemen gördüğümüz ligamentum pectinatum ya da retinaculum trabecularinin lifleri arasında kalan aralıklara fontana aralıkları denir. Şunlar fontana aralıkları denir. Bu aralıklar kamera anterioru yani şu kamerayı sclem kanalına yani şuraya bağlar. Kamera anteriorde yani şuradaki sıvı villi pectinadiler tarafından emilerek bu fontana aralıklarına geçer ve bu fontana aralıklarından da sclem kanalına bağlanır. Bu aralıkta normalde kan bulunmaz ancak venöz damarlarla irtibatı vardır bu aralıkların. Basınç arttığı zaman buraya kan gelip girebilir. Evet şimdi de tunica fibrosa bulbinin önde yer alan kısmı korneaya bakalım. Bakın şurası
Kornea'dır. Peki arkadaşlar, şurada kornea nerededir? Burada kornea o renkli kısmın üzerini örden şeffaf bölümdür. Bu kornea'dır burası. Dış tabakanın saydam bölümüdür. Göz küresinin ön bir bölü altısını oluşturur. Korneanın iki yüzü vardır. Ön yüzüne facies anterior diyoruz. Yani şu ön yüzü şurada. Göz kapaklarının iç yüzüyle temas eden şu yüz facies anterior'dur. Bu yüz konvekstir. Hava ile temastadır. En çıkıntılı ön kısmına vertex cornea denir. Arka yüzü ise şurasıdır. Arka yüzü facies posterior. Burası gördüğünüz gibi kongavdır ve kamera anterior'u de önden sınırlar. Korneanın, bakın şurası hemen korneanın sklera ile birleştiği yerdeki kenara da limbus cornea adı verilir. Korneanın ince periferik kenarıdır. Ve burası, bu kenar skleranın ön kenarında oluşturduğu olup içerisine oturur. Evet, korneada kan ve lenf damarları bulunmaz. Eğer bulunmuş olsaydı biz sabahleyin kalkıp etrafı görmeye başladıktan bir süre sonra gözümüz, korneamız irite olacak ve oraya doğru gelen hücreler, gerek kan hücreleri gerekse lenf hücreleri, lenfatik hücreler, B hücreleri, T hücreleri bizim ilerleyen saatlerde bulanık görmemizi veya daha ilerleyen saatlerde çok az görmemize sebep olacaktır. Korneanın tabakalarına bakalım. Korneanın tabakalarına önden arkaya doğru bakacak olursak bunlardan bir tanesi korneanın epitelium anterius'tur. Bu epitelium anterius 5 katlı yassı epitelden oluşur ve korneanın ön yüzünü örter. Derininde bakınız nervus opticus, derininde nervus ophthalmicus'a ait bol miktarda sensitif yani duyu sinir lifleri bulunur. Bunlar en yüzeyel epitel hücrelerine kadar bakınız sokulur. Bu nedenle kornea dokunmaya karşı son derece hassastır. Epitelium anterius'un alt tarafında yer alan ise bakınız hemen şurası. Şu tabaka ise lamina limitans ya da Bowman membranıdır. Bowman membranıdır. Bazal membrana göre kalın olup ağ şeklindedir burası. Ağ şeklindedir. Bunun da alt tarafında substantia propria veyahut da kornea yer alır. Korneanın en kalın tabakasıdır. 60 katlı lamel yapısı vardır. Lameller arasında korneayı besleyen sıvı dolaşır. Bu lifler arasında yaşlılıkla birlikte yağ dokusu oluşur. Buna da arcus senilis denir. Daha da alt taraf, iç tarafta lamina limitans posterior ya da desement membranı yer alır. Bu membran homojen, şeffaf, çok ince bir tabakadır. Periferde ligamentum pectinatum ile devam eder. Lamina limitans posterioru bakalım şurada. Bakınız şu işte. Şu lamina. Şundan bahsediyoruz. Evet. O lamina limitans posteriordur. Lamina limitans posterior, tesement membranı diyoruz buna. Hemen şurası, bakının şu arkada mavi çizgi ile resmedilmiş bu tabaka. Lamina limitans posteriordur. Homojen, şeffaf, çok ince bir tabakadır ve periferde bakınız gelir, ligamentum pectinatum ile devam eder. Ve korneanın en derin tabakası ise epitelium posterius ya da endotelium camera anterioris diyoruz buna. Bakınız bu tesement membranının hemen arkasında ince bir tabaka daha var. İşte odur. Epitelium posterius ya da endotelium
Endodelium camera anterioris. İnce bir tabakadır. Irisin ön yüzünde devam eder. Bakın şöyle geldiniz. Şurada irisin ön yüzünde devam eder. İşte burada şu lamina limitans posterior'un şu mavi çizgiyle gösterilen o lamina limitans posterior. Bakınız arkadaşlar, onun hemen arkasında ince bir tabaka daha var. O ince tabakada epitelium posterius'tur. Ki bu da irisin ön yüzünde devam eder. Şurası iristir. Şurayla şöyle gelir. Korneanın dış kenarından iris üzerine doğru devam eder. Bu iris. İris bu. Şimdi bulbus okülünün ikinci tabakası tunica vasculosa bulbi'ye bakalım. Tunica vasculosa bulbi üç kısımdan oluşur. Arkadan başlayan ve önde oros serrata'ya kadar, bakın şurası oros serrata'dır. Buraya kadar uzanan kısmı koroidea'dır. Oros serrata'dan irisin dış kenarına, şu iristir, dış kenarına kadar uzanan şu kısım ise corpus ciliare'dir. Şurası ise iristir. O halde tunica vasculosa bulbi arkadan öne doğru koroidea, corpus ciliare ve iristen oluşur. Şimdi koroideaya, yani şuraya bakalım. Bakın şu koroidea. Koroidea. Skleranın hemen iç tarafında bulunur. Sklerayı iç taraftan sarar. Bu koroidea göz güresinin arka 5/6'sında skleranın iç yüzünü döşer ve önde oros serrata'ya kadar uzanır. Damardan çok zengin olup koyu kahve rengi veya çikolata rengindedir. Nervus optikusun girdiği arka bölümü daha kalındır. İç yüzü retinanın pigment tabakasına sıkıca yapışır. Bakınız şu koroideanın iç yüzü retinanın pigment tabakasına sıkıca yapışır. Koroideanın yapısına baktığımız zaman sık bir kapiller ağ ve bu ağa kan getiren arteria ciliaris brevis ve kan götüren longitudinal ince damarlardan oluşur. Bu koroideanın tabakaları lamina suprakoroidea, burası damar içermez ve lamina vasculosa daha içeride yer alan kısmı, burada arteria ciliaris brevis'in dallarını ve benlerini içerir. Şunlar arteria ciliaris brevis'tir bunlar. Burada bulunan venler göz güresinin ekvatoruna uzanarak sayıları 4-5 olan vena vorticosae'leri oluşturur. Şunlar vena vorticosae'lerdir. Bunları oluşturur. Lamina coroido capillaris, burada arteria ciliaris brevis'e ait, bakın şunlar brevis'e ait son derece ince dallar bulunur. Bunlar iç tarafta bulunan retinayı besleyen ince dallardır. Ön tarafta bu dallar kalınlaşarak, bakınız ön tarafta birbirleriyle kalınlaşarak processus ciliaris damarları ile devam ederler. Koroideanın en içinde yer alan tabaka ise complexus, bir başka deyişle lamina basilaris'tir. En iç tabakadır burası. Koroideanın arka dış bölümüne verilen bir addır. Buraya bir tapetum diyoruz. Koroideanın arka dış bölümü, koroideanın şöyle arkada dış bölümüne tapetum denir. Bu bölge kedi, köpek gibi hayvanlarda gece burası parlar. Gece karanlığında bir ışık kaynağı gibi böyle bu köpek ve kedide görüldüğü gibi parlak görünür. Burası tapetumdur. Evet. Tunica vasculosa bulbi'nin ikinci kısmı corpus ciliare'dir. Bakınız corpus ciliare. Arkada oros serrata'dan irisin dış kenarına kadar uzanır. Orta tabakanın en kalın bölümüdür burası. Esas yapısını musculus ciliaris ve bağ dokusu oluşturur. Bu corpus ciliaris'ten
başlayıp lense doğru uzanan lifler bulunur. Bunlara fibrae zonulares denir. Bunlar lensi asarlar ve periferik uçları da bu zonula fibrae zonularislerin bir uçları lense tutunurken diğer uçları da korpus ciliarislerin prosesus ciliarislerine tutunurlar. Bunları ayrıntılı olarak göreceğiz. Bu fibrae zonularisleri. Korpus ciliarisin iç yüzünü retinanın ince pigment tabakası örder. Bakınız arkadaşlar şu retinadır. Bu retinanın ince pigment tabakası önde gelir. Korpus ciliarisinde iç yüzünü ördürerek devam eder. Yani korpus ciliarinin iç yüzü retinanın ince pigment tabakası olan pars ciliaris retina tarafından ördürülmüştür. Korpus ciliarinin derininde bulunan melanin pigmenti bu tabakaya koyu gri bir renk verir. Korpus ciliarinin derininde bulunan melanin pigmenti. Korpus ciliare'de pilika ciliaris. Bu bakınız şurası şöyle şunlar, şurası şu gördüğünüz, şurası oroserrata'dır. Oroserrata, burada ise şu arka tarafta kalıyor oroserrata. Pilika ciliarisler oroserrata'dan başlayıp, bakınız şuradan şu oroserrata'dan başlayıp, irise doğru ışın tarzında uzanan ince plikalardır. Şunlar, bakınız şunlar, şu ince plikalar. Bu plikaların iris yakınında birleşerek oluşturdukları yapılar prosesus ciliarislerdir. Bakınız şunlar prosesus ciliarislerdir. Bakınız şunlar. Şunlar prosesus ciliarisler. Prosesus ciliarisler. Şunlar pilika ciliarisler. Şunlar ise prosesus ciliarisler. Pilika ciliarislerin yan yana dizilmesi ile oluşan halkaya orbicularis ciliaris adı verilir. Orbicularis ciliaris adı verilir. Prosesus ciliarislerin yani şunların yan yana dizilmesi ile oluşan halkaya da corona ciliaris adı verilir. Corona ciliaris adı verilir. Bakınız şu lens'tir. Lens bu, lens'tir. Prosesus ciliarisler, yani şurada gördüğünüz, burada büyütme, daha büyük bir büyütme de burayı görüyorsunuz. Prosesus ciliarisler 70-80 adet olup, humor aquosu salgılayan yapılar bunlardır. Gözün içerisinde şurası kamera anterior, şurası kamera posteriordur. Bu kamera posterior ve anterior içerisinde sıvı bulunur. Göz içi sıvısı. Ona biz humor aquos, aquos diyoruz. Bu humor aquosu salgılayan yapı, üreten yapılar prosesus ciliarislerdir. Yine bu prosesus ciliarislerin ucuna fibrae zonularisler tutunur. Bakınız şunlar fibrae zonularislerdir. Fibrae zonularislerin bir ucu lense tutunurken diğer ucu prosesus ciliarislere tutunur. Evet şimdi de corpus ciliarisin esas yapısını oluşturan musculus ciliarise bakalım. Bakınız şu musculus ciliaris arkadaşlar. Şu musculus ciliaris. Musculus ciliaris ligamentum pectinatum'dan başlar. Bakınız şu ligamentum pectinatum'dan başlar ve 3 farklı yönde uzanırlar. Ve oroserrata yakınında koroideanın stromasında sonlanır bu musculus ciliaris. Bu gaz yakındaki bir cismi net görebilmek için göz uyumunda yani akomodasyonda önemli aktif bir rol oynar. Musculus ciliaris içerisinde yönlerine göre adlandırılan
üç farklı kas bulunur. Ya da kas dipleri bulunur. Bunlardan bir tanesi fibrae meridionalis ya da Bruche kası. Bu en dışta bulunur ve kasın büyük bölümünü oluşturur ve uzunlamasına seyreder. Şu kas. Bir diğeri ise fibrae circularis ya da Müller kası. En içte bulunur. Bakınız en içte bulunur. Hipermetrop gözlerde çok gelişmiş, miyop gözlerde az gelişmiş veya hiç bulunmazlar. Bir üçüncü lif çeşidi fibrae radialis. Bunlar Bruche ve Müller kasları arasında, Bruche ve Müller kasları arasında bulunan ve oblik olarak uzanan kas lifleridir. Evet, şimdi tuninga vasculosa bulbinin en ön tarafında bulunan irise bakalım. Bakınız şu iris, şurada gördüğümüz iris, şu iris. Şu koyu renkli nokta ya da kısım pupille yani göz bebeğidir. Onun etrafındaki koyu bölge ise iristir. İris demek gökkuşağı demektir. İçerdiği pigment miktarına göre rengi kişiden kişiye farklılık arz eder. Bu iris orta tabakanın ön tarafında, bakınız orta tabakanın ön tarafında, önde kornea ile arkada lens arasında bulunur. Bu irisin iki kenarı vardır. Margus ciliaris, plus corpus ciliariye komşu olan dış kenarıdır. Yani şu kenardır. Şu dış kenar. Corpus ciliare ve korneanın arka yüzünün periferik kısmına ligamentum pectinatum vasıtasıyla tutunur buraya. Bakınız şuraya tutunur. Bir diğer kenar ise margo pupillaris'tir. Bakın şu kenar. Margo pupillaris. Bu margo pupillaris irisin iç kenarıdır ve pupillayı yani göz bebeğini sınırlar. Irisin bir ön yüzü vardır. Şurası ön yüzüdür. Buraya facies anterior denir. Korneaya bakar. Kamera anterioru ise arkadan sınırlar. Burası kamera anterior. Bu yüzdeki pupilleye yakın koyu halkaya annulus iridis minor, bunun dışındaki daha açık renkli büyük halkaya ise şöyle dışarıda yanan büyük halka ise annulus iridis major adı verilir. Bu yüzde iris üzerinde görünen kıvrımlara, şu kıvrımlara, katlantılara pilika iridis adı verilir. Pilika iridis adı verilir. İrisin arka yüzüne facies posterior denir. Facies posterior, kamera posterioru önden sınırlar. Orta bölümü ile lense yaslanmış durumdadır bu yüz. Periferik bölümü lense temas etmez ve corpus ciliare'ye bakar. Bakınız şu periferik bölümü lense temas etmez ve corpus ciliare'ye bakar. İris dört tabakadan oluşmuştur. Bu tabakalar şunlardır. Birinci tabaka korneanın arka yüzünü örten, bakın şu korneanın en arka yüzünde bir epitel hücre tabakası vardı. İşte bu korneanın arka yüzünü örten epitelium posterius irisin ön yüzünde de devam eder. Koyu renkli gözlerde burada pigment granülleri bulunur. İkinci tabaka ise stroma iridis'tir. Bu koyu renkli gözlerde burada pigment granülleri bulunur. Fakat mavi gözlerde ve albinolarda burada pigment granülleri bulunmaz. Yani o birinci tabakanın hemen arkasında derininde yer alan tabakadır ikinci tabaka. Üçüncü tabaka ise bakınız yani şurası stroma iridis'tir bura. Şurası stroma iridis. Bu stroma iridis'in arka tarafında yer alan şu üçüncü tabaka, bu üçüncü tabakada musculus sphincter pupilla ve musculus dilatator
pupille yer alır. Evet, bu üçüncü tabaka musculus sphincter pupilla ve musculus dilatator pupillaların bulunduğu yerdir. Musculus sphincter pupilla margo pupillaris tarafında bulunur. Şurası margo pupillaris, bakınız. Margo pupillaris bura. İşte şu kas musculus sphincter pupilladır. Şuradaki kas ise musculus dilatator pupilladır. Şimdi bu kaslara biraz daha ayrıntılı bir şekilde bakalım. Musculus sphincter pupilla hemen şurada, bakınız, margo pupillaris yakınında bulunur. Parasempatik sinir sistemi tarafından inerve edilir. Bu musculus sphincter pupillayı uyaran parasempatikler nervus oculomotorius ile birlikte gelir. Bu kas kasıldığında pupillayı daraldır. Yani miyozis yaptırır. Şurada yer alan kas, bakınız, musculus dilatator pupilladır. Margo ciliaris'e daha yakındır. Margo ciliaris'e daha yakındır. Işın tarzında periferden margo pupillaris'e doğru uzanır. Bu da sempatik sinir sistemi tarafından inerve edilir. Bu kası musculus dilatator pupillayı uyaran sempatikler ganglion cervicale superiuste sinaps yaparlar. Ve bu kas kasıldığında pupillayı genişletir. Yani pupillaya mitriasis yaptırır. Evet, irisin en arkada yer alan dördüncü tabakası ise bu tabakada pars iridica retina'dır. Pars iridica retina irisin arka yüzünü örter. İrisin rengi nasıl oluşur? Evet, saydam tabakalardan geçerek pigment tabakasından yansıyan ışık dalgasının boyuna bağlıdır. İris demek gökkuşağı demektir. Değişik renkli irislerde pigmentlerin rengi aynıdır fakat miktarları ve onların dağılışları farklıdır. Pigment albinolarda bulunmaz, mavi renkli gözlerde ise arka tabakada ve az bulunurlar. Siyah ve kahverengi gözlerde pigment fazla olup her tabakada bulunur. Bu da bu pigment durumu da irisin rengini belirleyen faktördür. Evet, burada gördüğümüz yapıları açıklayacak olursak, bakın şu pupildir, pupilladır. Şu iris, irisin üzerini örten korneadır. Bakınız, kornea. Şurası sklera, sklera. Ama skleranın göz kapakları tarafından örtülen kısmı konjunktiva ile ayrıyeten örtülüdür. Bakınız burada, şu ana kadar gördüğünüz en dışarıda tunica fibrosa bulbi. Bakınız şura, büyük bir kısmı sklera, öndeki kısmı kornea tarafından oluşturulmuştur. Hemen derinde yer alan tunica vasculosa bulbi, arkada koroidea, daha sonra corpus ciliare ve iristen oluşur. En derinde yer alan kısım ise, burayı birazdan göreceğiz, ise tunica nervosa ya da interna bulbidir. Hemen şurası. Evet, şimdi tunica nervosa bulbiye bakalım. Göz küresinin kısaca, retina denen ve ışığa hassas olan iç tabakasıdır. En kalın olduğu arka bölümünde 0.56 mm olup bu kalınlık oros serrateye, yani öne doğru gidildikçe burası incelir. Hemen şurası oros serratadır. Yine discus nervi optisi, yani şurada ve şurada macula lutea'da da retina ince olarak bulunur. Retinanın iki tabakası vardır. Bunlardan
dışarıda yer alan, bir başka deyişle koroideanın iç yüzünü döşeyen şu tabaka stratum ya da pars pigmentosum, tunica vasculosa bulbinin iç yüzünü örter. Retina'nın ikinci bölümü stratum pars nervosumdur. Yani esasen göz küresinin en içte yer alan kısmıdır. Stratum pars nervosum. Evet, bu retina'nın iç tarafta yer alan tabakası ise stratum nervosum ya da pars nervosumdur. Pars pigmentosa'nın iç yüzünde diskus, arkada diskus nervi optisiden önde oros serrata'ya kadar uzanır. Ve bu stratum nervosumun içerisinde fotoreseptörler bulunur. Evet, bakınız şu sarı ile gösterilen kısım içeride yer alan pars stratum nervosumdur. Bunun hemen dışında yer alan koroidea ile koroideanın iç tarafında ancak stratum nervosumun dışında yer alan ama burada pek gösterilmeyen tabaka ise stratum pigmentosum tabakasıdır. Orası pigment içerir. Evet, şimdi stratum nervosum ile devam edelim. Bu stratum nervosum pars pigmentosa'nın iç yüzünde diskus nervi optisiden önde oros serrata'ya kadar uzanır. İki kısma ayrılır bu. Birisi pars optica retina, diğeri ise pars seca retina. Pars optica retina diskus nervi, bakınız diskus nervi, şurası diskus nervi, optisiden önde oros serrata'ya kadar uzanan stratum nervosum kısmıdır. Ve burası stratum nervosa'nın gören parçasıdır. Çünkü burada fotoreseptörler bulunur. Pars seca retina ise oros serrata'nın önünde yer alan pigment tabakası kısmıdır. Burası stratum nervosa'nın kör parçasıdır. Bu pars seca retina içerisinde fotoreseptörler bulunmadığı için retinanın bu kısmı ile görme söz konusu değildir. O yüzden buraya pars seca retina denmiştir. Veya stratum nervosa'nın kör parçasıdır burası. Kör parçanın corpus ciliari, iç yüzden örden kısmına pars ciliaris retina, irisin arka yüzünü örten kısmına ise pars iridica retina adı verilir. O halde stratum nervosum iki ana kısma ayrılıyor. Birisi pars optica, arkada diskus nervi optisiden önde oros serrata'ya kadar uzanır. Pars optica retina'da fotoreseptörler bulunur. Dolayısıyla retina'nın bu kısmıyla biz görürüz. Ancak stratum nervosumun oros serrata'nın ön tarafında bulunan kısmında fotoreseptörler bulunmaz. Bulunmadığı için de retina'nın bu kısmı ile görme söz konusu değildir. O yüzden buraya retina'nın kör parçası denir. İşte bu pars seca retina'nın corpus ciliare'nin iç yüzünü örten kısmına pars ciliaris retina, irisin arka yüzünü ya da iç yüzünü örten kısmına da ise pars iridica retina adı verilir. Retina üzerinde özellikli bir bölge bulunur. Bakınız bu bölge sarı nokta ya da sarı bölge dediğimiz şu kısım. Şurası. Bakınız şurası. Şurası macula lutea'dır. Şu ise diskus nervi optisidir. Macula lutea'ya bakalım. Bakınız şu macula lutea. Macula lutea 2-4 milimetre çapında sarı pigmentli oval bir sahadır bura. Axis opticus
buradan geçer. Göze gelen ışığın kırılarak arkada düşürülmeye çalışıldığı yerdir bu bu makula lutea. Bu discus nervi optisinin dış tarafında bulunur. Bakınız burası bu sağ göz. Bu discus nervi optisi bunun discus nervi optisinin dış tarafında yer alır. Discus nervi optisinin dış tarafında bulunur. Ortasındaki çukurluğa da şu ortadaki çukurluğa fovea centralis adı verilir. Fovea centralis'in ortasında sadece koni hücreleri içeren bölgeye foveola adı verilir. Biz biliyoruz ki koni hücreleri sadece renkli, keskin, net görme ile ilgilidir. Bu koni hücrelerinin sayısı foveola'da en fazladır. Bunların sayısı oros serrada'ya doğru gittikçe azalır. Ama çubuk hücrelerinin sayısı oros serrada'ya doğru artar ama foveola'ya doğru azalır. Foveola'da sıfır olur. Evet, burası ışığı en iyi alan ve en net renkli görmenin tercih edildiği yerdir. Retina fovea centralis'te gayet incedir ve bu nedenle derinde bulunan koroidyanın koyu rengi rahatlıkla görülebilir. Bakınız burada koyu bir nokta gibi gösterilmiş. O ise orada foveolanın derinindeki koroidya kısmıdır orası. Discus nervi optisi, bakınız şu bölge. Bu discus nervi optisi fovea centralis'in, şurası fovea centralis, fovea centralis'in yaklaşık 3 milimetre nazal tarafında, yani iç tarafında bulunur. Burası nervus opticus'un retinaya bağlandığı yerdir. Ortasındaki çukurluğa excavatio, bak şu çukurluğa excavatio tissi denir. Ve burada arteria vena centralis retina bulunur. Burada ışığa hassas fotoreseptörler bulunmaz. Bu nedenle buraya kör nokta denir. Retina arteri doğrudan görünen tek yerdir. Evet, retina arteri doğrudan görünen tek yerdir. Bir başka deyişle arteria centralis retina muayene esnasında vücutta doğrudan doğruya muayene edebildiğimiz, görebildiğimiz tek arterdir. Arteria centralis retina. Bulbus oculi içerisinde iki kamera bulunur. Bunlardan öndekine kamera anterior, arkadakine kamera posterior denir. Şimdi bu kameraların neler olduğunu ve kimler tarafından sınırlandığına bakalım. Şu öndeki kamera anterior, önden kornea, arkadan ise irisin ön yüzü, pupilla ve lensin ön yüzünün orta kısmı tarafından çevrelenmiştir. Kamera anterior'un ön kısmı geniş ama kenarlara doğru burası daralır. Şurası angulus iridocornealis denilen periferik kısmı dar bir aralık şeklindedir. Kamera posterior ise hemen arkada şurada. Bu kamera posterior'u önden irisin arka yüzü, arkada ise lens, corpus vitreum ve corpus ciliare ve bunlara tutunan şu fibrae zonularesler çevreler. Şurada bulunan pupilla kamera posterioru kamera anteriöre bağlar. Kamera anteriöre bağlar pupilla, yani göz bebeği. Korneaya gelen veya da göze gelen ışığı kırarak fovea centralis'e düşüren yapılar kornea,
Kamera anterior ve posteriorde bulunan humor, aqueous, lens ve corpus vitreum'dur. Bunlardan korneayı gördük. Humor, aqueous ve lens. Corpus vitreum ise şurasıdır. Bu corpus vitreum, bu yapılar ışığı kırarak macula lutea üzerine, yani şuraya düşürür. Zonula ciliaris, bakınız şu zonula ciliaris ve musculus ciliarislerde lensin kalınlığını değiştirmek suretiyle dolaylı yoldan ışığın kırılmasına katkıda bulunurlar. Evet, ışığı kıran yapılardan korneayı anlattık. Peki humor aqueous nedir? Humor aqueous, şurada processus ciliarisler tarafından üretilen, arka ve ön kameraları dolduran algalı reaksiyonlu ve rak bir sıvıdır. Processus ciliarisler tarafından üretilir. Önce kamera posterioru doldurur bu sıvı. Daha sonra pupilladan geçerek kamera anteriöre gelir. Daha sonra kamera anteriörden de fontana aralıklarından geçerek, villi pectinaliler tarafından emilerek sinus venosus sclera veya da şiklem kanalına boşalır. Evet, lense bakalım. Şu lens yaklaşık 9 milimetre çapında ince kenarlı bir mercek şeklindedir. İris ile, önde iris ile arkada corpus vitreum arasında bulunur. Bunun bir ön yüzü vardır, facies anterior, arka yüzü facies posterior. İkisi de convex yüzdür. Bu yüzleri birleştiren kenara da ekvator adı verilir. Ekvator denir. Yani şurası. Evet, lensin ön yüz pupillanın kenarına, bakınız pupillanın kenarına temas ederken arka yüz fossa hyaloidea'ya oturur. Bakınız şurada bir fossa hyaloidea var. Bu fossa hyaloidea'ya oturur. Ön ve arka yüzlerin en çıkıntılı noktalarına öndekine pollus anterior, arkadakine pollus posterior denir. Bu noktaları birleştiren çizgiye de aksis adı verilir. Lens bir kapsül tarafından kuşatılmıştır. O kapsüle kapsüle lens denir. Lensi sıkıca sarar, şeffaf, hayli elastiktir fakat yırtılabilir bir yapıdadır. Lens fibrae zonulares aracılığı ile, bakınız şunlar fibrae zonulares aracılığı ile processus ciliarislere asılı durumdadır. Corpus vitreum, yani şu. Bu corpus vitreum oros serrata'nın arkasında kalan boşluğu, bir başka deyişle kamera vitreayı doldurur. Pars optica retinaya yapışır. Yarı jelatinöz yapıda ve şeffaftır. Ön tarafındaki çukurluğa fossa hyaloidea adı verilir. Bu fossa hyaloidea'ya bu lensin arka yüzü oturur. Bazen corpus vitreum'un içerisinde arteria hyaloidea'nın erişkinlerdeki artığı olan canalis hyaloideus ya da cloquet kanalı bulunur burada. Burada gösterildiği gibi. İçindeki jelatinoz sıvıya humor vitreus, etrafını saran membrana ise membrana vitrea adı verilir bunun.